Umutium'dan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzu, yani bugünkü eğitim içeriğimizi daha doğrusu Umutium'da bulunan Adobe Premiere kategorisi altına ekliyoruz. Videomuzun konusu ise, eğitimimizin içeriği ise çekmiş olduğumuz videoların en boy oranını Adobe Premiere programını kullanarak nasıl değiştirebileceğimiz şeklinde olacak. Vakit kaybetmeden ilk olarak Adobe Premiere programımızı açıyoruz. Programımız açıldıktan sonra örnek bir proje oluşturuyoruz. Buradan çalışmalarını kayıt yerini seçiyoruz. Çalışma dosyalarını burada masaüstünü seçiyorum ben. Create dediğimizde oluşturuluyor. Bu bölüme çift tıklayarak masaüstünden gerekli videomuzu seçiyoruz. Üzerinde oynama yapacağımız videoyu seçiyoruz. Projeye aktarıyoruz. Daha sonrasında videoyu üzerinde değişiklikler yapmak için, videonun en boy oranını değiştirebilmek için videoyu çalışma alanımıza, timeline'ımıza sürüklememiz gerekiyor. Sürükleyip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi videomuz 16'ya 9 geniş ekranlar için, geniş ekranlara uygun olarak çekilmiş bir video. Kare formatı nasıl getirebiliriz? Birebir formatı nasıl getirebiliriz? Bunun için ilk olarak timeline'ımız seçili olması gerekiyor. Timeline'ımız seçilirken sekans ayarlarına giriyoruz. Buradan sekans. Daha sonra buradan da ayarlarımızın videonun yeni boyutunu oluşturabiliriz. Örneğin ben 1080x1080 kare formatı getirmek istiyorum videoyu. O yüzden 1920'ye yazan yeri 1080 yapıyoruz. Bakın otomatik olarak burada da birebir olduğu. Daha sonrasında ise aşağıda OK butonuna basmamız gerekiyor ama sanırım Premiere programında yaşanan bir, yani şu an arayüzünde yaşanan bir hatadan dolayı şu anda en aşağıda mavi butonu gösteremiyorum şu anda. Ama orada olduğunu biliyorum. Sizin programınızda büyük ihtimalle orası gözükecektir. Premiere bunu güncellemelerle düzeltecektir bu sorunu. O yüzden ben bu ayarı kaydetmek için Backspace butonuna basa basa aşağıya kadar iniyorum. Oradan OK butonunu seçeceğim. Tahmini olarak. Şu anda seçilmiştir diye tahmin ediyorum. Ve Enter diyorum. Gördüğünüz gibi 1080x1080. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Videonuzda fark ettiğiniz gibi 1920x1080'e göre kenarlarda önemli bir detay varsa videonuzda bunlar. Yine de bunları göstermek isterseniz videoyu 1080x1080 çerçevenin içerisine tam boyutlu olarak yerleştirmek isterseniz 1920x1080 videonuzu. Onun için de videonuz seçiliyken buradan gelip boyutunu küçültebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle 1080x1080 videomu içerisine Instagram'da örneğin paylaşmak üzere 1080x1080 genel gönderi boyutu, ona uygun olarak hazırlamış olduğumuz videomuzu. Şu anlık anlatabileceklerim bu kadar bu video üzerinde. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.